Merhaba, bugün bu derste Tantra ne değildir konumuz. Aslında Tantra nedir diye başlayacağız ama ne değildirle başlamak algılamamız ve anlamamız için daha kolay oluyor. Çünkü Tantra ile ilgili birçok fikrimiz var. İşte internetten, YouTube'dan araştırdığımızda Tantra yazdığımızda birçok görsel ya da birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Onun için ben Tantra ne değildir ile başlamayı tercih ediyorum. Tantra ne değildir? Tantra özellikle romantik cinsellik değildir tantra bir masaj tekniği değildir. Ya da haz merkezli kendi cinselliğimizi ya da öğrendiğimiz bazı tekniklerle kendi haz merkezlerimizi aktive edebileceğimiz, şehvetimizi besleyeceğimiz teknikler bütünü değildir. Tantra aynı zamanda çok eşlik demek değildir. Hayatın içerisine baktığımızda özellikle cinsel enerjimizi ya da potansiyelimizi, çünkü cinsel enerji aslında libido demek, yaşam enerjisi demek, her canlının sadece bu insanlar için değil, mevcut olan tüm varlıkların en büyük yaşam kaynağı. Çünkü hayatımıza baktığımız zaman her bir hücremiz, işte 20 milyonun üzerindeki bu bedenin içerisinde bulunan her bir hücremiz cinsel aslında. Hangimiz var ki babamızın en cinsel hücresi ve annemizin en cinsel hücresinden doğmamış olalım, var olmamış olalım? Onun için de hayata baktığımızda ne kadar bastırsak da ya da ne kadar o alanda kendimizi geliştirmesek, keşfetmesek de tek bir gerçeğimiz var. Yaşam içerisinde bütün motivasyonumuz ve hayatla ilgili, yaşamla ilgili cinsel yaşam enerjisinden kaynaklanıyor. Ve bizim kendimizle ilgili bir sorumluluğumuz var varoluş her aldığımız nefis için. Ve en büyük sorumluluğumuz da kendi varoluş enerjimizi keşfetmek. Çünkü Taha ve Tantra der ki geldiğin enerjiyi, geldiğin yeri potansiyeli keşfedemezsen ruhani tarafı keşfetme şansın yok. Onun için aslında önümüzdeki en büyük engel olarak gördüğümüz şey ya da keşfetmemiz gereken şey, kalbimizi açarak gerçekten büyük bir açıklıkla, büyük bir motivasyonla bakmamız gereken yer, sürekli hayatın içerisinde özellikle bu aterkil toplum sürecinde bin yıldır, iki bin yıldır hep göz ardı edilmiş, hep bastırılmış bu yaşam enerjisini, cinsel enerjiyi keşfetmek. Tantra aslında öğretilerin içerisine baktığımız zaman bunu keşfeden ve bu yolun ilk adımı olarak gören e, belki kişisel gelişim diyebilirsiniz, ruhani yol olarak ifade edebilirsiniz. bu alanı açan en açık ve cinsel enerjiyle çalışabildiğimiz, kendimizi keşfedebildiğimiz en kapsamlı öğretilerden biri. Tabi Tantra'yı bazen şamanizmle, şamanla ya da şaman öğretileriyle karıştırabiliyoruz. Yoga ile karıştırabiliyoruz, meditasyonla karıştırabiliyoruz. Çünkü aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ya çok aceleci oluyoruz, bu alanla ilgili. Çünkü aynı aceleciliği kendi cinselliğimizle de ilgili yapıyoruz. Mesela birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Nasıl yemek yememiz gerektiğini, tuvalet eğitimi veriliyor ama hiçbir zaman bize cinsel eğitim verilmiyor. Bu her zaman hayatımızın içerisinde bir tabu olarak yansıyor. Onun için de biz bugün bu alana bakacağız. Sizlerle burada bir hatırlatmaya çalışacağız. Çünkü aslında bunu biliyoruz. Sadece hatırlatmaya ihtiyacımız var. Hatırlanmaya ihtiyacımız var. Özellikle Tantra kelime olarak baktığımız zaman kelime kökü Sanskritçe ve önce 5000 yılına dayanıyor yazıtları ve kadim bilgileri. Ve Tantra, Sanskritçe tan ve tra köklerinden geliyor. Tan özellikle bilincin, e, tra da rehber demek, genişlemesi demek, bilincin genişlemesi anlamına geliyor. Yani öyle baktığımız zaman ne bir pornografik dejenerasyona uğramış bir cinsellikten bahsediyor. Aslında ruhani bir yol, kendini keşfedeceğin. Kalbin yolu diyoruz buna. Ve sürece geri döndüğümüz zaman tantra nedir? Teknikler bütünü müdür? Bir felsefe midir? Hayır bunun bir doktrinler bütünü müdür? Bir dinle bağlantı? Hayır bunun hiçbiri yok. Hayatın içerisine baktığımızda birçok ruhsal yolu aslında yaşamla ilgili yaşamın her fonksiyonunu ve yaşamın her e, ekipmanını kendin için, kendini ulaşmak için, kendini keşfetmek için kullanma yoludur. Yani eylemciden uzaklaşma eylemin içerisinde olma yoludur. Çünkü eylemci demek bir ilişkiye baktığımız zaman her zaman bir aşık vardır ya da maşuk vardır. Aşık ve maşuk varsa aşk yoktur. Aşk olabilmesi için aşığın ve maşuğun ortadan kaybolup erimesi gerekiyor. Eylem olması gerekiyor. Mesela biz genelde kendi bedenimize ya da bir başkasının bedenine dokunurken biz dokunuyoruz. Ama aslında orada bir dokunan vardır. Dokunurken orada bir zihnin yönlendirmesi ya da bir alt benliğin beslenmesi vardır. Çünkü eylemci size her zaman egonun beslendiği bir merkeze götürür. Ama eylemciden tamamen soyunarak eylemin kendisi, dokunuşun kendisi olabilmek orada bir aşkınlık bilinci ortaya koyar. Biz genelde bunu ilk başlarda Tantra'da ne yapıyoruz? İlk pratiklerimiz bir başkasına dokunmak değil, ilk önce kendimize dokunmak, kendi bedenimize dokunmak, kendimizi hissetmek, kendimizi keşfetmek. Ancak kendine dokunabilen bir başkasına dokunur. Öbür türlü dokunuyormuş gibi yapar. Dokunduğunu sanan. Ve bir eylem vardır, bir eylemci vardır, ama öz yoktur, aşkınla yük yoktur, yaşam enerjisi orada yoktur. İlişkilerimizin içerisine baktığımız zaman aslında en zorlandığımız şeylerden biri bir başkasıyla ilişki kurmak. Çünkü kendimizle bile ilişki kuramazken işin içine bir de bir başkası, ikinci bir şahıs girdiği zaman süreç bizim için ilişkilerde daha da sıkıntılı, zor bir alana götürüyor. Onun için tantra aslında bir ilişki yoldur. İki varlığın bir olma yoldur. Ve onun için de o kadar güzel bir alan ki burası, bu birin şifasında, tantra aslında birliğin yolu, kalbin yolu, aşkın yolu. Ve sürece geri döndüğümüzde bilincin genişlemesi ne demek? Yani hayatın içerisine baktığımız zaman aslında biz bu bilgiyle geliyoruz. Anne karnına bu bilgiyle düşüyoruz. Ruh bilinciyle geliyoruz. Yüksek benlikle geliyoruz. Onun için Budizm ya da Buda'nın öğretisi der ki her doğan bebek bu da bilinciyle doğar. Yani aydınlanmış bilinçle doğar. Bizim asıl sıkıntımız hayatın içerisindeki... Çünkü bilinçsiz bir dünyaya doğuyoruz. Ve zaman içerisinde o yüksek benliğimiz alt benliklere dönüşüyor. Bir kutbunu oluşturuyor. Ve bu kutup oluşturma halinde yavaş yavaş bilinçsiz davranış formları oluşturmaya başlıyoruz. İşte biz bunlara öfke diyoruz, kıskançlık diyoruz, şehvet diyoruz. Ondan sonra aç gözlük, rekabet bilinci diyoruz. Bunlar aslında o yüksek benliğin bozulumu uğramış hali. Yani. Ve Tantra diyor ki bizim tekrar hatırlamamız gerekiyor. Geldiğimiz yüksek bilinci yani iyiliği, kendi kalbimizdeki iyiliği hatırlamamız lazım. Tantra'nın merkezinde denge vardır. Kutupların dengesi, polaritenin dengesi, eril dişilin dengesi. Tabii birçok fikrimiz var bununla ilgili. İşte YouTube'da da ya da internette de eril ile dişil ile ilgili bir sürü data alıyoruz ve bir fikir oluşuyor. Çünkü datayı biz almıyoruz, gönlümüz almıyor, zihnimiz alıyor. Zihin sürekli bizi daha fazla bilgiyle yönlendiriyor. Ama hikayenin içerisine baktığımız zaman varlık ancak deneyimle ortaya çıkabiliyor. Onun için tantra deneyim yoludur, bilgi yolu değildir. Tantra der ki bütün kitaplarını yak, çünkü en büyük kitap sensin. Kendi deneyimin. Onun ötesinde başka bir deneyim yok. Başka bir varoluş yok. Eğer kendi üzerine hatta Yunus Emre'ye kadar gidebiliriz. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu bedeni bilmezsen, kendine dokunamazsan, kendini deneyimleyemezsen o zaman bu nice okumaktır. Ve hayatın içerisine baktığımız zaman çok fazla bunu hani kaynak soruyorlar, kitap soruyorlar. En büyük kaynak bedenimiz. Ve en büyük kaynaklı pratiğimiz tantrada. Ve eril dişil ile ilgili özellikle çünkü ana prensibimiz eril ve dişildir. Çünkü dünyaya baktığın zaman, varoluşa baktığın zaman hangimiz annemizin en cinsel ve hangimiz babamızın en cinsel hücresinden yaşam bulmuyoruz, vuku bulmuyoruz. Ve Big Bang evrene baktığın zaman aslında elektronu protonun bir araya gelmesiyle, onların birleşmesiyle o birlikte yaşam oluşabiliyor. Yani iki farklı kutbun, iki birbirini tamamlayan kutbun, iki tamamlayıcının, iki yoldaşın ancak bir araya gelmesiyle oluşabiliyordu. Sufizmde de der ki Allah andadır. İki nefes arasındaki boşluktadır. Yani işte Rahman ve Rahim olan, eril ve dişil olan şeye gittiğimiz zaman Hindistan'a hata yoga, ha güneş ta ay. Eril ve dişilin birliği. Çin'e gittiğimiz zaman ta tayçi. Eril ve dişilim birliği demek. Şeye gittiğimiz zaman Musevilere İsrail, İs İsrael yani dişil tanrıça, eril tanrı ve onların birliği demek. Yani aslında tüm varoluş bundan oluşuyor. Ve bizim ilk başta kendi içimizdeki Rahman ve Rahim olanı aktive etmemiz ve onunla tekrar iletişim kurmamız. Mesela diyorlar ki yani işte Dengesizlik var, ben çok dişilim, ben çok erilim. Arkadaşlar dengesizlik şundan kaynaklanıyor. Erilin çok güçlü olmasından ya da dişinin zayıf ya da dişilinin çok güçlü olmasından kaynaklanmıyor. Bizim onlarla iletişim kuramamamızdan kaynaklanıyor. Peki dişil nedir insan için? Bedenidir, en dişil tezahürüdür. Çünkü evren ana diyoruz, toprak ana diyoruz. Biz beden olarak, bu fiziksel beden olarak dişilin tezahürüyüz. Ona dokunabiliyoruz. Yani somut olan, Soyut olan da bizim eril yanımız. Ama biz daha kendi bedenimize dokunamazken nasıl keşfedebiliriz dişili? Hani diyorlar ki çabalıyoruz işte böyle yapın, bir de bunu yapın, bir de bunu yapın, buna dikkat edin. Dişil, öyle bir şey yok. Hayatın içerisinde bu şimdi de, denge şimdi dedir. Onun için sufiler şimdinin çocuklarıyız derler. Onun için tantra sadece der ki iki nefes arasındaki o boşluk, iki nota arasındaki boşluktur varlığın ancak tezahür edebileceği. Nedir bu boşluk? Nedir bu hiçlik hali? Bu hiçlik hali özellikle eylemcinin ortadan tamamen eridiği, tamamen eylem olabildiğin haldir. Bu bir olma halidir. Bunu öğrenemezsin. Ancak hatırlayabilirsin. Çünkü zaten biz bunu kaynağından geliyoruz. Tantra tamamen bir hatırlatıcı. Öz varlığın hatırlatıcısı. Şimdinin hatırlatırız. Çünkü baktığımız zaman hayatın içerisine biz hep bir şey olmaya çalışıyoruz. Bir şey olmaya çabalıyoruz. Hep bir çaba var. Çabalayan kim? Her zaman Tantra der ki nefes al ve iki nefes arasındaki boşlukta soğuk kendini. Bunu isteyen kim? Bunda çabalayan kim? Neye ulaşmak istiyorsun? Genelde şunlar görmeye başlıyoruz. Hep gelecekle ve geçmişle. Tantra sadece şimdidedir. Eylemin içerisindedir. Eylem olma. Dans. Zihnine dans edemezsin. Dans ediyormuş gibi hissedebilirsin. Dans ettiğini düşünebilirsin. Ama dışarıdan çok bellidir o. Kalple dans etmek başka bir şey. Bir de zihinle dans etmek başka bir şey. Çünkü zihin her zaman bir amacı vardır. Bir şeye ulaşmak ister. Kalp sadece olmak ister. Bir olma halidir. İşte tantra'da meditasyonlarda da böyle. Biz tantra'da meditasyonlar yaptığımız zaman meditasyon yapmayız. meditasyon bir faaliyet olarak uygulamayız. Meditasyon olmaya niyet ederiz. Meditasyon oluruz. Ya da aşk oluruz. Aşık olmaya çabalamayız. Ya da maşuk olduğumuz zaman bundan keyif almayız. Ya da bu bizim için ulaşmak istediğimiz bir yer değildir. Bir ilişki için amaç aşk olmaktır. İki varlığın bir araya gelerek Orada birbirlerine o özlerini, o kendi içlerindeki iyilikleri hatırlatmaktır. Birer hatırlatıcı olmaktır ilişkinin içerisinde. Onun için tantra ilişki yoludur. Kadın ve erkeğin, kadın ve kadının, erkek ya da erkeğin burada cinsel ayrıştırma da yoktur. Ruhların aşkıdır o, ruhların birlikteliğidir. Onun için hani düşüncelerimiz biziz. Ne düşünüyorsak, ne duygu hissediyorsak, duyularımız neyse, Tamamen ona odaklanmış durumdayız. Onun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Tamamen düşünceyi zannediyoruz. Ama özellikle Mahbureta da, Upanishatlarda, kadim geleneklerde bir şeyden bahsederler ki, Görüneni, göreni gör. Görünenin görülebilmesi için onun bir göreni olması gerekiyor ve görenin olabilmesi için de daha üst bir seviyede onu gözlemleyenin olması gerekiyor. Mesela Asya'ya gittiğimiz zaman benim ilk dikkatimi çeken şey şuydu. Psikolog yok, psikiyatr yok. Böyle bir ihtiyacı hiçbir zaman olmamış, hiçbir zaman bunu geliştirmemişler. Çünkü o meditasyon, çünkü bizi aslında beynimizdeki ya da düşüncelerimizdeki beyin kimyamızı bozan şeyler ne? Bu bilinçsiz davranış formları. Ve bu bilinçsiz davranmış formlarının kaynağı ne? Ego ile özdeşleşmiş olan zihin yapımız. Çünkü biz zihnimizle özdeşleşmiş durumdayız. Onu en güçlü olduğu, en büyük savunma mekanizması zannediyoruz. Ve zihnimizi zihnimizle çözmeye çalışıyoruz. Aslında Asya'da böyle bir şey yok meditasyon. Zihin ötesi, zihnin durduğu, zihnin sakinleştiği, ehlileştiği bir noktaya çıkıyor. O gözlemci, o tanık olana çıkıyor işte. Onun için de Böyle bir ihtiyaç hiçbir zaman duymamışlar. Hayatın içerisine baktığımızda aslında tasavvufun bizim Anadolu topraklarında Horasan'dan gelme öğretisinde ya da gerçekten burada doğmuş, Anadolu'da doğmuş öğretilere baktığımız zaman aslında aynı şeyden bahsediyor. Tanık zihin diyor ona. İnsanı kamil diyor. Biri aydınlanmak diyor. Biri kendini gerçekleştirmek, kendini bilmek diyor. Burada da insanı kamil olmak var. İnsan olmak var. Yani o zihnin ötesine geçebilmek var zihnin o engelleyici, bizi aşağıya doğru çeken çok fazla çalışmasından ha, şey deniyor İşte zihni durdurmaya çalışmak, zihin dursun, nefsi yok et, zihni yok et. Hayır tantrada böyle bir şey yok. Bir şeyi yok etmen gerekmiyor, yok edici olman gerekmiyor, birleştirici olman lazım. Araya köprüler kurman lazım. Zihin çok güzel bir ekipman aslında. Enstrüman. Onu çok güzel kullanabiliriz. Biz zihnimizi kullanarak meditasyon yapabiliriz. Onu durdurmaya ya da onunla savaşmaya ihtiyacımız yok. Çünkü savaş yok eticidir, savaş yıpratıcıdır. Ve Tantra öğretisi özellikle bundan sonra yapacağımız bazı çalışmalar, bir şifa alanında da yapacağımız bu çalışmalar, kendi bedenimizde en basit yollarla buna nasıl dokunabileceğimizi, kendimize nasıl dokunabileceğimizi, çok basit. Hani zihin diyor ki yani benim bunu keşfedebilmem için işte dağlara çıkmam lazım. Kendimi mağaralara kapatmam lazım. İşte bu hayattan dışarıdan almış olduğum sürekli bu ayrıştırıcı, sürekli bu uyarıcı olan datalardan kendimi uzaklaştırmam lazım. Modern hayatın içinde ne oluyor? Herkesin bir köye gidip köye inzivaya çekilme hayali var. Ama arkadaşım kendi zihnini de oraya götüreceksin. Bir şey değişmeyecek burada takıldığın şeylerin daha farklı bir varyasyonuna orada takılmaya başlayacaksın. Ve zaman kaybedeceksin. İki yıl sonra tekrar geri döneceksin ya da başka bir şeye dönüştüreceksin. Yani kendinden kaçma çabası bu aslında. Şehrin içerisinde yapamayan hiçbir yerde yapamaz. En kolayı aslında burada yapmak. Ve burada da yapabiliriz. Sadece fark etmemiz gerekiyor. Kendimizi fark etmek, şimdiyi fark etmek. Ve Tantra'nın baktığın zaman bütün bu teknikler bütünü çok basit aslında. Ve aşağı yukarı 10 bin yıldır bu uygulanıyor ve uygulanmaya da devam ediyor. Ve özellikle şey neden tantra bu kadar popüler olmaya başladı? Çünkü tantra dişil ögelerin güçlü olduğu bir öğreti şekli. Ve biz ataerkil bir süreçten geçiyoruz. Tantra şimdi uyanmıyor. Tantra bundan 100 yıl önce uyanmaya başladı. Çünkü dişil uyanıyor. Lütfen dişili de kadın olarak algılamayalım. Biyolojik bedenden bahsetmiyorum. Dişil ögeler, dişil unsurlar kadında da var, erkekte de var. Burada bahsettiğimiz yaşam formundan bahsediyoruz. Rahim olan enerjiden bahsediyoruz. Yaratıcılıktan bahsediyoruz. Yaratımdan bahsediyoruz. Ve ateerkil tamamen buna bir şekilde onu çarşaflara giydirerek, evlere kapatarak, işte farklı ahlaki ya da baskılarla o dişil ögeleri bastırdı. Sadece kadına yapmadı bunu. Bunu erkeğin dişiline de yaptı. erkek sadece dişil olan kadına, dişil biyolojisi olan kadına bu zararı vermedi. Aynı zamanda erkeğin içindeki dişili de çok yaraladı. Ve hepimiz kan alıyoruz. Gerçekten erkekler de, kadınlar da. Ve artık bir uyanış dönemi başladı. Evet tantra için mesela bu uyanış özellikle Osho vasıtasıyla çok kendini gösterdi. Osho tekniklerini hani e, çok fazla şey yapmıyorum, deneyimletmiyorum ya da öğreti ya da bu eğitimin içerisinde olmayacak. Ama Osho çok güzel bir yol açtı. İlk başta tantra bilgeliğini açtı. Çünkü tantra binlerce yıldır uyuyordu. Kendi içerisinde sırlanmış bir şekilde devam ediyordu ustadan çırağa. Ama zaman içerisinde artık nefes alma, ortaya çıkma yani ezoterikten egzoteriye doğru bir sürece, bir yola girdi. Ve burada iş aslında tabii ki herkese bu topraklarda özellikle erkek ya da kadın gerçekten o dişilin keşfetme ve sarılma zamanı. Çünkü baktığımız zaman bu ne zaman oluştu? Daha önce anaerkildik çünkü. İnsanoğlu anaerkildi. Anarkil bir yerden sonra artık müddetini doldurdu. Sonra atarkil sürece geçtik. Ve artık atarkil süreç de kapandı. Ve artık denge zamanı. Ne anarkil ne atarkil. Denge zamanı, birlik zamanı. Onun için de bu alan, bu bir şifası çok güzel bir fener olacak her birimize. Özellikle bu yolculukta, tantra yolculuğunda her birimizin. Burada çünkü ilk başta inner tantra, içsel tantra diyoruz. İlk başta dişil ve erilin tekrar kavuşma zamanı. Nedir bu kavuşmadan bahsettiğimiz? Çünkü eril ve dişil birbirinden uzaklaştırıldı. Elektronla elektron dişildir, alıcıdır. Proton atom aleminde ya da atom altı süreçte proton eril olandır. Bunların aslında içgüdü olarak nedir? Enerji kararlı olmak ister. Yani birbirleriyle kararlı bir hale dönüşmek isterler. Ama maalesef ataerkil sistemin içerisinde tamamen bundan uzaklaştırılıyor. Bunun bir nedeni var uzaklaştırıldıkça mutsuzlaşıyor. Ve birbirlerine düşman, çatışma sürecine sokuluyor. Erkekler bir araya geliyor, kadınları çekiştiriyor ya da kadınlara düşmanlaşmaya başlıyor. Kadınlar bir araya gelip erkeklere düşman olmaya başlıyorlar ve gittikçe kutuplar artmaya başlıyor. Böylece kutuplar artarsa mutsuzlaşır. İnsan mutsuzlaşırsa tüketmeye başlar. Çünkü enerji hala kararlı olmaya çalışıyor yemeği tüketir, bilgiyi tüketir, spiritüelliği tüketir, birbirlerini tüketir, cinselliği tüketir, ilişkiyi tüketir. Sürekli tüketme ihtiyacı içerisinde olur. Ama bunlar bir araya geldiği zaman, birleştiği zaman artık tüketim yoktur. Artık üretim vardır. Kendimize bakın hayatınıza. Aşkla dolduğunuz zaman, o aşk enerjisi patladığı zaman yemek yemek istemezsiniz. Bir şey tüketmeye ihtiyacınız yoktur enerji kararlı hale gelmiştir. Üretmeye başlarsınız. Şiir yazarsınız, resim yaparsınız. El işi, neyse o anki yeteneğiniz, o veçiniz, onu hayata dönüştürmeye başlarsınız. Zihin çok fazla yoktur. Sadece aşk vardır. Bir olma hali vardır. Tamamlanma hissi vardır. Ama mutsuzlaşırsan, yoksa ve birbirinden uzaksan o zaman çok kolay manipüle edilirsin. Kontrol edilirsin. Yönetilirsin. Onun için sisteme baktığın zaman bunların artık bir olmaya ve birliği tatma zamanı geliyor. Artık evren dönüşüyor. Bunu biz mi yapıyoruz? İnsanoğlu mu yapıyor? Bunu doğa yapıyor. Bunu evren yapıyor. Evren ve doğa bizi birbirimize tekrar yanaştırıyor. Çünkü artık her şeyin bir döngüsü var. Her şeyin bir dört mevsimi var. Artık dönem değişiyor. Artık kendimize dokunma zamanı. Artık başkasından ya da işte maddeden, o maddenin aslında bize potansiyel olarak verdiği şeyden uzaklaşma zamanı. Ve sürece döndüğümüzde Tantra'nın tekrar uyanışı bu noktada çok elzem oldu. ve dişiliğin aslında uyanışı, dişiliğin tekrar ayağa kalkması ve gücünü tekrar eline alması. Bu dişiliğin gücünü eline alması erili ezmesi anlamına gelmiyor. İkisi beraber güçlü olması gerekiyor ve ikisi beraber o yolda yürümesi lazım ve el ele. Onun için de bir şifasında sizi buna davet ediyoruz bir araya geliyoruz. Tekrar o birliği, o içimizdeki gerçeği, o öze ulaşabilmek, o dişil ve erilin artık elleriyle birbirleriyle kavuşabilmesi, birbirlerine dokunabilmesi niyet ediyoruz. Manevi yollar özellikle tantra yolculuğuna baktığımız zaman eril ve dişilden bahsettik. Manevi yollarda da aynı eril ve dişil fraksiyonlar var. Bu nasıl görüyoruz bunu? Çünkü ataerkil süreçe baktığımız zaman çok eril bir yol biz buna özellikle bu yolculukta çileci yol diyoruz, asetik yol diyoruz. Bir de tantrik bir yol var. İşte biz onu nasıl biliyoruz? İşte tanrıçalar, arketiplerden, tanrıçı idollerinden ve hayatın içerisine baktığımız zaman iki tane manevi yol var. Bu manevi yollardan biri ne tantrik yol deniyor, bir ne asetik yol deniyor, çileci yol deniyor. İşte çileci yol nedir? Bedenine çile, işte Birçok şekilde bakıyoruz ve hayatın içerisine baktığımız zaman aslında modern insanın yapısı ve hayatı olan yaşayış şekli aslında çok tantrik bir öge barındırırken ama zihnimiz çok asetik bir sistem barındırıyor. Nedir o? İşte diyoruz ki çilecilik yani işte bütün malını mülkünü satıp da dağ başına çekilen manevi bir e, aydınlanma kendini keşfetmek için hayatın lükslerinden ya da hayatın konforlarından tamamen uzaklaşmış olan kişileri alkışlıyoruz. Ya helal olsun adama diyoruz işte Ferrarisini satan bilge falan. Hani bununla ilgili bir sürü şeyimiz var. Ya da işte bir mağaraya çekilip işte bazen oluyor işte ben kendi yolculuğumda öğrencilerle paylaştığım zaman onlara böyle harika geliyor işte Tibet'e gittim. Himalayalarda işte 5000 metreye çıkarak orada bir mağaraya çekildim. İşte günde 15 saat. Bu harika gelebiliyor. Çok wow, bravo falan. Aslında hikaye böyle değil. Çünkü o çok asetik bir yol aynı zamanda baktığımız zaman. Sürece baktığımız zaman asetik diyor ki, bak diyor çileci olan, eril olan diyor ki bir şey bağımlılık potansiyelini taşıyorsa o yasak. Cinsellik yasak. Sıcak çikolatayı yasaklıyor. Yemeği, keyfi yasaklıyor. Hayatın içerisine baktığımız zaman tantrik ise diyor ki bedeni yasaklıyor. Diyor ki bedenin bir tabuttur diyor. Bedeninden uzaklaş. Onun ihtiyaçlarından uzaklaş. Tamamen diyor o ihtiyaçların ötesine geçerek ancak diyor ulaşabilirsin kendi gerçeğine. Tantrik diyor ki ya sıcak çikolata yasak değil. Öyle bir farkındalık bilincine ulaş ki çünkü sıcak çikolata tanrısallığın bir veçesidir. O insanın veçesi değildir. Tanrısallığın bir veçesidir ve o tanrısallığın veçesini kullanarak o sıcak çikolatayı içerken almış olduğun hazla manevi olarak kendine ulaşabilirsin, tanrısallığına ulaşabilirsin, gerçeğine ulaşabilirsin. Ve onun için de pazar yerinde yapabilmek, şehrin içerisinde bunu yapabilmek. Çünkü daha başında bunu yapan hayatın içerisinde şehre indiği zaman bunu yapamıyor. Bununla ilgili biliyorsunuz Budistler çok fazla popüler oluyor, Zenler çok fazla popüler oluyor. Amerika'ya 1960'lar, 70'lerde, işte 80'lerde bu zen rahiplerini, Budist rahiplerini götürüyorlar ve orada eğitimler veriyor. Ve Amerika'da yaşamaya başlıyor çünkü sürecin içerisinde oradaki konforla. Ondan sonra alkol, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılıklar edinmeye başlıyorlar. Çünkü daha başında bunu yapmak kolay, orada onlara ulaşamıyor. Bu kadar onu süreçten uzaklaştırabilecek etken ya da uyarıcı yok. Ama şehrin içerisinde var ve... Orada temizken buraya geldiği zaman çok hızlı bir şekilde merkezinden uzaklaşabiliyor. Ama şehrin merkezinde bunu yapabilen yani hayatın yaşamın verdiği her bir unsuru kendine dönüştürebilecek farkındalığa ulaşabilen kişiler nereye giderse gitsin dağ başına da şehrin merkezine de en negatif enerjinin en uyarıcı olan noktalara da gitsin ...her zaman merkezini ve farkındalığını koruyabilir. İşte tam trikle, asetik olan yolun farklılığı budur. O bedenini kullanır, bedeni onun için bir mabettir. O sıcak çikolatayı kullanır, o cinselliği kullanır, o işini kullanır. İş onun için bir zulüm ya da işte gelecekte ulaşması gereken bir yer değildir. İş sadece bir araçtır. O aracı kullanarak kendine nasıl ulaşabileceğini... ...çünkü her eylem olumlu ya da olumsuz diye onu tanımlamaz... Her eylem kendini ulaşmak için içinde fırsatı barındırır ama onu fark edebilecek ve algılayabilecek, görebilecek bilince. Onun için de tantranın yolculuğu hep farkındalık ve bilincin daha üst bir noktaya, daha genişletirerek, daha kutupların olumlu, olumsuz, mutlu, mutsuz, acı, haz bunlara düşmeden aslında Tantra bilinci bilir ki acı ve haz aynı şeydir. Sadece birbirinin kutbudur. Acı her an hazla, haz her an acıya dönüşebilir. Mutluluk geldi mi mutsuzluk tohumuyla gelir. Şu an mutlu olabilirsin ama o her an mutsuzluğa dönüşebilir. Çünkü dış etkenle bu noktaya geliyorsundur. Hayatına bir insan gelir, çok mutlu olursun ve her an o aynı insan çıkabilir. O zaman mutsuzlaşmaya başlarsın tantra'nın süreci de şudur. Hayatına bir insan girdi mi? Kendine ulaşmak için, kendini keşfetmek için, ondaki aynalarını görmek için bunu bir fırsata dönüştür. Bir insan hayatından çıktı mı? O ayrılıktan, o uzaklaşma senin içerisinde, içinde neler yaratıyor? Bunları keşfet ve o ayrılma bile kendine ulaşmak için, kendine dokunmak için aslında bir fırsat yaratır. Yani problemler, sorunlar yoktur. Fırsatlar vardır. Tantra'yı bir girişgah yaptık ve bir aslında fikirlerimizle Tantra'da neler bizi bekliyor, nelere dönüşebiliriz, nelere dokunabiliriz, kalbimiz nasıl uyanabilir, kalbin uyanışını hayatımızda nasıl aktarabiliriz ve deneyimleyebiliriz. Bir şifasında Tantra temel eğitimiyle aslında Tantra'nın temellerine derin bir yolculuğa çıkacağız ve ondan sonra da o derin yolculuğun açtığı kapıyla da tantra, cinsel farkındalık, cinsel enerjinin, yaşam enerjisinin bu bedenin farkındalığına çok daha derin bir yolculukta olacağız. Tantra öğretisi ya da tantra yolunda özellikle bana çok fazla gelen işte partnerimizin olması gerekiyor mu? Partnerli mi aslında bu yol? Hani bir partner olmadan bu yolda ilerleyebilir miyiz? İlerlemek mümkün mü gibi sorular geliyor. Tabii ki tantra içsel, bireysel başlar ve bir partnerinizin olması gerekmiyor. Buradaki eğitimlere işte tantra temel eğitimine ve tantra cinsel farkındalık eğitimine bir partneriniz olmadan da katılabilirsiniz. Çünkü tantra sadece partnerinle olan ya da bir başkasıyla deneyimleyebileceğim bir yolculuk değil. Bu tamamen kendi yolculuğun, kendi bedenini, kendi öz varlığını deneyimleyebileceğim bir yolculuk. Ve teşekkür ederim süreçle ilgili bu alanı açtığınız, orada izlediğiniz ve beraber paylaştığımız için bundan sonraki eğitimlere ya da tantra temeli eğitimine ve cinsel farkındalık eğitimine bir şifasında hepinizi bekliyoruz.